Dün stüdyo dışına kadar taştı olaylar. Sesleriniz geliyordu. Ne oldu Tamam Hanım? O da Nergis ayrı. Sinir krizi geçirdi dün. Resmen yayında sinir krizi geçirdi. Aynen, ve bu dışarıya kadar taştı. Dışarıda ne oldu? Burada da yaptı. Restleşti. En sonunda Nergis dedi ki burama kadar geldi. İstemiyorum evini de, oğlunu da istemiyorum. Bu işi bozan sensin dedi. Ben zorundan tutmuyorum ya. İstemiyorsa yol orada. Nergis, dünkü kararının arkasında mısın? Yine aynı düşünüyor musun? Evden de vazgeçtim. Turgay da tercihini yapsın. Ya ailesi ya ben kafasında mısın hala, yoksa fikrin değişti mi? Dün öfkeyle söylenen sözler miydi onlar? Ben hala fikrimdeyim. Ben hiçbir şey değişmedim. Sebep Turgay da benimle soğuk davranıyor. O gündür bugündür kafası karıştı. 2 saat bıraktım, kafasını karıştırdılar. Kim karıştıysa da. Turgay'ın mı? Evet. Tamam Hanım, sen mi? Turgay bana karşı soğuk davranıyor. Eskisi gibi değil. Ben eskisi gibi gözlerinde sevgi görmüyorum artık. Ne yapsın, çocuk aranızda kaldı. Bir tarafta anası, bir tarafta sevdiği kadın. Yavaş yavaş gerçek yüzünü görüyor da o da anlayacak işte onunla yapamayacağını ondan. Gerçek yüzünü derken ne yüzün varmış gibi. Zaten sana söyledim. Sen bu kıskançlığına sürdüremeyeceğini söyledim. Benim kıskançlığımla kabul etmiş. Şimdi sen diyorsun etmiş. Güvenimim ne oldu? Güvenci mi? Benim her şeyimle kabul etmiş. Niye oldu. O zaman arkasında şimdi güvenemiyorsun o zaman? Güvenemiyorum. O beni öyle seviyor diyor. Yok inanmıyorum. İnanmıyorum. Kusura bakma. Yok öyle sevgi olur mu ya? Tamam, kıskançlığıyla kabul ettim de yani sonradan yani oturup düşündüğümde gerçekten çok ileri gidiyor. Yani bize evet, zarar verir mi? Aşırı diyorsun. Zarar verir mi? İşte orası beni çok düşündürüyor. Yoksa aklımda başka bir kuşku, başka bir şey yok yani, problem yok. Bu kıskançlığı bize ileride zarar verir mi? Hep bunu düşünüyorum. Kendine de yani. Zarar veriyor. Sen benden bir... Biradın dışarıda olacaksan da sen benim telefonlarıma cevap vermeyeceksin değil mi? Ya bu kadar tartışılacak kadar büyük bir şey değil ama. Ya telefonlarıma bunun için... cevap verseydin. Tamam diyorum ki farz edelim ben orada bir hata yaptım. Tamam yaptım ama bunu bu kadar büyütmenin bir anlamı yoktu yani. Oteli ayağa kaldırmanın bir anlamı yoktu. Sen düşünüyorsun ki yani... orada ortamlardaki arkadaşların senin dostun değil mi? Senin dostların değil, onlar senin düşmanların. Sebep ben hepsini de tanıyorum. Senin yanında başkaça davranıyorlar, benim yanıma gelip neler söylüyordu senin hakkında. Ben, bak şimdi şöyle ben bir o şey... yüzden korkuyorum senin. O arkadaşların da arasında olmanın ben ondan korkuyorum. Ben senin korkularına, onun için ben sana arıyorum. Ben senin korkularına hak veriyorum, ben onunla bir şey demiyorum, haklısın. Ama sadece verdiğim bu tepkiler çok büyük yani. Aşırı diyor, aşırı tepki veriyor. Yani şimdi bir bayan olarak bana o kadar aşırı bir tepki veriyor ki... Yani bayan olduğu için de zaten karşılık vermiyorum. Altta kaldıkça bu sefer daha çok üzerime geliyor. Sanki bir suç işlemişsin gibi. Ya işlemiş olsam da yani o kadar abartamaz Seda abla. Yani ben yeri geliyor hakaret de ediyor, sessiz kalıyorum. Ben sessiz kaldıkça bir kat daha üstüne çıkıyor. Ben o yüzden çoğu zaman konuşmuyorum mesela. Yani konuşup tartışmaktansa kendimi dışarı atıyorum. Acaba şeyden dolayı mı? Hani burada yalnız sana sarılıyor... belki ondan mı? Tek şeyi sensin burada onun dayanağı yani. Sensin. Acaba ondan tabii mı? Tabii bu da bir neden. Sen inanmıyorsun da ne yok, yaparsa yapsın. Yok inanmıyorum. Turgay da madem öyle diyor ya, Turgay'a güvenmiyorum diyor ya. Turgay da o şekilde zaten oğlumu biliyor. Hı. Bak ne güzel yol yakındaki güvenmediğim bir insanın arkasında durma. Ben senin için de en iyisi olmayan bir şeyi sürdürme. Tercihin kes. Kısa kes. Seçsin o zaman. Sen zaten ömür boyu bu bana diyeceksin. Dün ömür de söyledim. Boyu sorun yaratacaksın. Yapmayın çocuğu o şeye getirmeyin. Dün de söyledim. Seçsin o zaman. Bugün de söyleyeceğim. Gerek değilsin. Ben artık seni sevmiyorum. Yolun açık desin. Şu an çıkarım geri bile dönmem. Arkama bile bakmam diyorum. Demeye gerek yok ki. Zaten sen yine yapacaksın zaten. O demeden yine sen yine geri döneceksin. Ben niye geri geleceğim? Çünkü kıskançlığın yüzünden. Aşırı ben zaten 2 sene sadece Türkiye'de kalmadım ki. 4 sene ben Rusya'da da kaldım. Ben kendi ayağıma kendim duran kadınım.
Ben bundan önce de yaşadım, ya bundan sonra da yaşarım. Seçtin? Hayat bak, devam ediyor. Bak bak, hiçbir şey olmayan benim çocuğumu niye seçiyorsun o zaman ya? Seviyor beni. Şurada da kalıyor. Ne sevgisi oğlum ya? Seviyor oğlum. Sevgisinden ben hiç şüphem yok. Allah ya. Seviyor sen beni. De... Yani dün o kadar şey söylemiş ama ben ya. Onları yani o anki siniri haliyle söylediğine inanıyorum. Peki yani. Sen yoksa... seviyor musun? Ya ben seviyorum. Ama seviyorsun şimdi tamam bazen mantıklı düşünmek gerekiyor. İleride bana sorun açar mı? Beni düşündüren nokta bu. Şimdi Seda abla yarın bir gün biz bununla tartışmış olsak, evlenmiş olsak yani... Bu kızın benden başka, ailem de istemediği için, şu an kabul etmediği için. Evet. Ya ben bu kızla tartışsam, evden çıkıp, olay büyümesin diye evden çıkıp bir yere gitsem, bu kız ne yapacak? Kimin yanına gidecek? Kime derdini anlatacak? Ben ailemin zaten o yüzden ikna olmasını istiyordum. Diyordum ki en azından yeri gelir hani bir gün kötü oluruz, kafasını dinleyecek yani annemin yanına gider, onunla konuşur. Çünkü hiçbir çevresi yok burada. Gidebileceği hiç kimsesi yok. Ama bunları senin Nergis'le konuşman lazım. Yani... En küçük diyelim ki Allah korusun yok ailen diyelim. Onlar Sivas'ta yaşıyorlar. Belki de diyelim aynen. Ki hadi İstanbul'da oturacaksın. E ne oldu kafası bozuldu mu senin annenin yanına mı gidecek? Bunları konuşun önce. Kafanız niye bozuluyor? Bu problemler nedir? Kafasının bozulmasına sebep ortamlar iyi birisi değil. Hiçbirisi buna dost değil. Ben onlardan korkuyorum. Ya onlardan uzaklaştırmak istiyorum. Ama bu onu anlamıyor. Sanki... İyi niyetli ya, herkesi kendisi gibi görüyor. Onun için arkadaş kurban oluyor. Bunu arkadaşları gördüğü zaman kimse aklına gelmiyor. Mesela benden bir adım uzakta dursa beni de aklına düşmüyor. Yarın bir gün çocuk olacak, onu da mı unutacak onları görünce? Ben onlardan korkuyorum. Sorunlar var yani Turgay. Ayfer yeni mesaj atmış, demiş ki benim hayatta tanıdığım en mükemmel insan Tamam Hanım'dır. Kimse ona kötü diyemez. Yapacağını yaptın da şimdi onun göğünü almak için hiçbir laflar söyleme geçmez. Senin yaptıkların ortada, her şeyin de ortada. Herkes gerçeği görüyor da biz sizi göremiyoruz. Yani. O da bekliyor. Yani sen olmadan kim olursa olsun. Ayfer için öyle. Bana yar olmadı. Ona da olmasın. Onun yaptıklarını da affedebilirse ben bilmiyorum artık ne diyeceğimi de. Yok o kendisi vazgeçmiş Turgay'dan ama senin olmanı istemiyor. Doğru anladım değil mi Tamam Hanım? Dün diyordu ya hani madem benim oğluma suçu buluyor diyor ya o ortamdan o şeyden. Benim inadıma da bak mesela gitti. Evet. İnadına otururum diyen bu değil miydi o zaman? Benim oğlumun aklına sokan bu değil mi? Ona nispet de yapacağım diye bu değil miydi? Evet oğlum. İki kere bak ben evi kilitledim. İki kere kilidi kırdı benden habersiz girdi. Mesela hala benim dediğime rağmen ben o eve gireceğim diye sen değil miydin şimdi ne oldu? Ama ona hırsat vermeyeceğim şimdi sana iyi bir sürpriz hazırla. O evi de unutacaksın. Aha. Her şeyi de unutacaksın. Şimdiden sonra aha. Bak yeni bir kilit. Turgay şoka girdim çocuk. Bunu hiçbir kilitçi de bak hiçbir şey gelse ben açamayacak. Ben istersen ondan da büyük böylesini koyabilirsin. İstersen o kilidini kırar girer. Kıramayacaksın işte bu kilit kırılan ben kilit. Ben istersen yok, daha da büyüğünü koy diyor onu da kırar. Benim inadıma gitmeyin. Kırar kırar. Seda Hanım. Yok kıramayacak. Ben istemiyorum da. Diyorum ya her şey oğlum için yapıyorum da. Aa o kilit neymiş? Neymiş o zincirler? Birisini kırdım onu da kırarım. İstersen böylesini koy. Kamara onu da kırarım. Ama benimle inatlaşma. Attığın oraya yanaştığın anda inatlaşma. Seni oğluma yönlendireceğim. Altına döndürme anladın o evini. Kusura bakma şimdi fikir değiştiriyorsun anca. Beni hiçbir zincir şimdi onu bahane ediyorsun. Oğlunu suçluyorsun. Arkadaş çevresi şu çevresi. Eve kafayı taktı. Benim inadınım. Bak olacağı bu. Daha onun yanından bile dün de dedim yanından yöresinden geçmeye izin vermeyeceğim. Kırar kırar ay. Kusura bakma. Onu geç. Sen kimine aşık attığını iyi bil. İyi seç. Kırarım. Hadi senin bakalım. Senin kadar ben de inatçıyım. Hadi bakalım. Ben de inat ederim. Et bakalım. Hadi et bakalım. Et de göreyim hadi. Bundan sonra kilidi de kamera taktıracağım hem de. Özellikle de kamera taktıracağım. Kırarım dedim oraya ya. Oraya getirdiğim anda haberim olacak telefonu. Beni inatlaştırmayın. Ben istemiyorum aslında o evi de. Sen beni inatlaştırma. Sen o kadının için yine inat için oraya varmak isteyeceksin.
Şimdi öyle diyorsun. Yarın fikrini yine değiştireceğim, ben o eve gideceğim diyeceksin. Ben bunu biliyorum. Çünkü inat uğruna sen her şeyi yapıyorsun. Sevgine dinamıyorum işte. İnat uğruna belki de evleniyorsun. Bir takıntı yaptın. İnanma bana, senin inanın ya, burada en çok inat eden sensin zaten anne. Yani Nergiz'in öyle... inat uğruna benimle birlikte olması ne demek ya? Oğlum, kime inat yapacak yani? Kim için yapacak inatı? Önünüzü görüyorum. O yediremedi. Hep kendi derdim olsun. Sen kendin ben... yediremedin. Bir güzelleştin. Güzelleştin. Senden de ben güzelim. Ha, 50 yaşına gelmişsin, 30 yaşında gelinle sen kendini de aynı yerde koyuyorsun. Ayşe'nin kaynanası gibi mi? Yine aynen güzelim, öyle. Yine diyorum, senden 50 yaşındayım ama senden yine güzelim ben. Merak sen etme. İnatlaşıyorsun. Senin güzelliğin bana, bana bak, senin güzelliğin bana sökmez. Sen sana da güzelliğinle benim oğlumu boyarsın. Beni değil ki. Beni boyayamazsın. Bana senin... İnancın da, güvencin de senin bana beğendiğinde beni ilgilendirmez diyorum. Beş par etmez. Bundan sonra senin onayını da istemiyorum.